Bir Anı Bir Hikaye Devri İsmet ve Sonrası Bizim köy diğerlerine göre zengin sayılırdı. Öyleyken mes lastik giyen ya beş ya altı kişi vardı. Zengin köyde mes lastik giyen. Gerisi kışın ayakları vıcık vıcık çamur içinde ham gönden çarık giyerlerdi. Gön hayvan derisi, büyükbaş hayvan derisi. Bir paket tütün altı kuruştu. Ama bir köyde ancak üç beş kişi içebilirdi. Altı kuruşluk tütünü. Kalanı kaçakçıların tokattan getirip okkayla sattıkları gübreleşmiş tütünden borç çarç satın alır. Ahırın yahut da samanlığın bir duvarının deliğine saklayıp gazete kağıdına buldukları gazete kağıtlarını saklarlar. Bu gazete kağıdına sararak içerlerdi. Kanser falan geçir efendim. Adamların başında öyle bir jandarma tahsildar derdi var ki kanser bunu görünce kaçar. Kanser bundan kaçar. Çoğunun eline gazete de geçemezdi. Mesela bir çavuş emmi vardı. Deli coştu. Bu yüzden adı deliye çıkmıştı. Allah'ım ekmeğimi kes, cuharamı kesme derdi. Böyle de tiryakid adam. Bu fakir çavuş mi gazete kağıdı bulamadığı için evdeki Kur'an-ı Kerim'i sigara kağıdı yapmış, içmiş diye dedikodusunu yaparlardı. Yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama herhalde Kur'an-ı Kerim'in yazan yeri değil de boş bir sayfasından bir yer koparma ihtimali daha kuvvetli. Efendim köylü bunu kendi arasında bir fıkra gibi uydurmuş herhalde. Ne yapsın bu kadar zulmün altında hepten kafayı yemedikleri gene iyi dayanmışlar yani. Bizim köy Kızılırmak kenarındaydı. Karşıdaki köyden ilçeye varıp gelmek için ırmağı baharın kayıkla başka mevsimlerde ise soyunarak geçerlerdi. O günlerde köprü yoktu. Hatta olmayacak bir hayaldi. Ta Sivas'tan Kayseri'ye kadar Kızılırmak'ın üstünde bir tek köprü vardı. 180 kilometrede efendim. Sivas'tan Kayseri hatta 190 kilometre. Şahruh Köprüsü dedikleri bu tarihi yapı bize en az 40 kilometre mesafedeydi köprünün Timur'un torunu Şahru tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. Evet, Timur Lenk Anadolu'ya geldiğinde askerinin rahat geçirmesi için bu köprüyü yaptırmış olma ihtimali kuvvetli diyor. Yazın yahut da güzün kadın erkek soyunup ırmak geçmek neyse ama kış oldu mu ırmak iceberg gibi buz tutardı. Zavallı köylüler bu buzların arasından etleri doğranarak, kanayarak, alkanlara boyanarak geçerlerdi. İşte halkın çektiği zulümlerden biri. Şehre bir gideceksin, soyun ırmağa gir. Kışın buz parçaları gelsin, seni lime 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 etsin. Hani derler ya, ne diyeyim ağlayayım ölü bizim olmayınca. Nasıl olsa benzi sararan, yamalı kasketi bulamayan onlar değildi. Köy öğretmeni bir şairimiz vardı. Bizim halkın hepsi şair hem de dert şairi. Memleketin efendisi bu mu Dur başlıklı bir şiiri gençler arasında elden ele dilden dile dolaşıyordu öğretmenin. Savcının eline kadar gitmiş. Şairimizi açığa aldılar. Öğretmen. Hakkında komünistlikten takibe başladılar. Memleketin efendisi bu mu şiirin adı? Şiirim şiirin hatırımda kalan bir kıtası şöyleydi Yırtık abaya bürünür yıllarca sürüm sürüm sürünür yürürken arkadan bedeni görünür memleketin Efendisi bu mudur öğretmen takibatı yürüten savcıya şöyle demişti savcı ifadesi alıyor ya bizim köye buyurun. Size yani arkadan şöyle bakıldığında bütün basenlerin kıpkırmızı görünmeyen birisini bulursanız köyde bana istediğinizi yapın. Asın hatta. Ben size bizim köyde en az böyle on kişi göstereceğim. Pantolonundan arkadan böyle kalçaları görünen, basenleri görünen. Savcı bu bahse giremedi diyor. Girişemedi ve bu öğretmen hakkında takipsizlik kararı verdi. Demek ki komünistliği de bunlar insanlara böyle hakkında takibat yapmak için, insanları asmak, kesmek için böyle bir silah olarak kullanmışlar efendim. Yoksa komünizmin aleyhinde olduklarından değil. Hani var ya Ankara valisi Tan Doğan vardı. Bu memlekete komünistlik getirilecekse onu da biz getiririz demişti. Evet. Kıymetli dinleyenlerim. Bundan 30 sene önce sanayi kelimesini hiç bilmezdik. Sanayi ne demek? 20. yüzyıl tekniğine ait Anadolu köyünde sadece bir gaz lambası vardı. Onun da fitili bile galiba Avrupa'dan geliyordu. Aslında gaz lambası bu asrın malı değildi. Ama bize göre bu asrın malıydı. Ticaret sözü de pek kullanılmazdı. Alışveriş ya da asfata derdik. Ticarete ait en çok kullanılan kelime trampaydı. Alışveriş başka yani asfata başka, trampa başka. Ticarette asfata da para verirsin, mal alırsın. Mal verirsin, para alırsın. Bu alışveriş. Arada para olmazsa Yumurta verirsin. Bir makara iplik alırsın. Buna da trampa denir. Bu çerçi usulüdür. Anadolu benim ortaokula gittiğim senelerde dahil yani 1950'den sonra da 55'e kadar oldu. Dahil böyle çerçilikte yün ile pahır eskisiyle kırık lelbebi alırlardı. Lelbebi satarlardı Nevşehirler. Gırık lelbebi, yüngonga, pahır eskisi. Pahır eskisi yani bakır kapların eskileri. Yüngonga'da koyunun kuyruğuna yakın yerlerde gübresini yani defehacetini yaparken, bazen e, tabi çayırda otlayan hayvan olduğu için efendim, cıvık olduğunda yünlere bulaşır, orada kalır, kurur 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 orada şakır 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 hayvan yürürken ses yapar. Efendim bu yün gonga denir. Yani gübreyle kerpişleşmiş yün yuma. Bunları makasla hayni, hayvanı kırpmadan alırlar ki yünün içinde kalmasın bu diye. Alırlar. Bunları güneşte kuruturlar. Bir çocuğun eline bir ufak tokmak verirler. O tokmakla bunu dövdürürler. Kirli yündür bu. Yün gongadır. Bundan evin hanımları bekletir. Dur çerçi gelince oğlum ben size lelbebe alacağım der. Yün koanını verir. Ondan sonra ve lelbebi alır. İdi. Trampa. Evet. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız. Bir anı bir hikaye.